Her derman senden bulunur, tevhid ile kul olunur. Perde kalkarsa görülür, cümlenin maksudu sensin. Efendim, Enderun'dan namiler bu akşam yine canlı yayında huzurlarınızda. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam iki kıymetli konuğumuzla birlikte Enderun'dan namelerde yine Zilhicce'yi konuşacağız. Bu kadar önemli bir yer kaplayan, bir inanan insan hayatında büyük bir yer kaplayan Haremeyn, kutsal mekanlar, Kabe, Medine, Mekke ve belki biraz da üç kutsal mekan açısından Kudüs. İşte bütün bunları zikrederek sözlerimize başlıyoruz. Zira bütün maksud o, maksat da o. Sağlığımdayken beni görmek gibidir, beni ziyaret etmek dediğine göre biz işte o yolu takip etmekteyiz. Onun isminin geçtiği sözler muhakkak güzelleşir. Onun isminin anıldığı mekanlar güzelleşir, şeref bulur. Onun isminin taşındığı kalpler cilalıdır, nurludur. Biz de Efendimiz'i anarak, ona salatü selam ederek Enderun'dan namelere başladık. Bugün iki kıymetli konuğumuz var. Özellikle Zilhicce ile alakalı yaptıkları çalışmalar ve özellikle son zamanlarda Zilhicce'yi gündeme taşımalarıyla ön plana çıkmış olan, biz aslında daha çok Eid-i Fitr'i ya da Ramazan bayramını çok konuşurduk. Ramazanlar bizim ülkemizde çok konuşulur. Ama son zamanlarda şükür ki artık Kurban Bayramı da, kurban olmak, kurban edilmek, kurbanın olmak kavramları etrafında da bir takım sözler söylemeye başladık. İşte o sözlerin güzel sahiplerinden iki kişi, Profesör Doktor Azmi Bilgin hocamız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Profesör Doktor Mustafa Küçük Aşçı, hoş geldiniz. Doğrusu iki kıymetli isim, hanginizden başlayacağım bilmiyorum ama Zilhicce ile sizden başlayalım isterseniz. Evet. Buyurun. Efendim, ben de herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Zilhicce, Kameri ayın son ayı. Evet. Yani 12 aylık dilimin en son ayı. Ve içerisinde başta haç olmak üzere, haccın içerisinde kurbanı da dahil ettiğimiz zaman Müslümanların hayatında en belirgin aylardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan haram aylardan bir tanesi. Evet. Bilindiği gibi... Haram ayı ne demek hocam? Bu arada? Haram aylar aslında İslam öncesi dönemde savaşmanın yasak olmuş olduğu ve İslamiyet sonrası döneminde bu özelliğini korumuş. Haç, Zilhicce ayının en önemli özelliği dedik. Hacca gitmek için zaman ve mekan güvenliğinin sağlanması lazım. Evet. Mekan güvenliğini harem bölgesi sağlıyor. Evet. Zaman güvenliğini de haram aylar sağlıyor. Evet. Haram aylar 4 tanedir. Bunlardan 3 tanesi birbirinin ardına gelir. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Muharrem biliyorsunuz kameri ayların birinci ayı. 11. ayı Zilkade, 12. ayı da Zilhicce. Bu üçü birbirini arkasına ardına sıra sıraya geliyor. Diğer bir ay ise 7. ay olan Recep. Evet. İslam öncesi dönemde Araplar haç aylarını normal hem ticaret bakımından hem de iklim bakımından uygun zamana denk getirmek için takvimde bir takım oynamalar yapmışlar. Takvimin yerlerini değiştirmişler ve Allah Kur'an-ı Kerim'de bunun doğru olmadığını söylemek suretiyle aslında takvimle oynamanın doğru olmadığını ve insanın hayatında haccı yaşarsa da Ramazan'ı yaşarsa da her türlü geçen ömrünün yıl içerisinde bir rutinlikten kurtulup bir hareketli hale gelmesini hale sağlıyor. Getirilmesi. Onun için Kurban Bayramı, Ramazan hep sene içerisinde değişik zamanlara, değişik mevsimlere denk gelmek suretiyle hareketlilik kazandırıyor ve ibadetlerimizin de bir rutin olmasından çıkmasını sağlamış oluyor. Eyvallah. Bizim programımız da canlı olmak kaydıyla canlılık kazanmış oldu. Ve canlı olarak seyircilerimizin huzurlarında olduğumuz için de canlılığını gitgide artırıyor. Bu anlamda sosyal medyayı da artık programımız kullanmaya başladı. Sevgili yönetmenim, zannediyorum verecekler, ekrandan verecekler ve seyircilerimiz bize aynı anda yayın esnasında sosyal medyadan da görüşlerini, düşüncelerini ifade edecekler.
Azim Bey'e hemen Azim Bey'e dönmek istiyorum bu arada. Edebiyata yansıyan yönleri var bir de. Yani edebiyat eskinin sosyal medyası bir anlamda. Değil mi? O dönem, evet. Tabii yani o dönemlerde radyo, televizyon gibi basın yayın organları söz konusu olmadığı için. Şiiri söylersin. Sadece edebiyat var. Yani sadece şiir var neredeyse. Her şey şiire yansımak durumunda. O yüzden hükümdarlar mesela kendi propagandalarını yaptırmak için kendilerine şiir yazılmasını istiyor mesela. Kasideler yazılıyor. Ki yani biz öldükten sonra adım anılsın diye. Evet, namım yürüsün. Namım yürüsün diye. Dolayısıyla edebiyat da bir hayatın aynası kabul ediyoruz biz edebiyatı. Kurban bayramı olsun, Ramazan bayramı olsun. Bunlar da şiirimize, edebiyatımıza yansımış. Gerek divan edebiyatına, gerek halk edebiyatına fazlaca yansımış. Tekke edebiyatımıza bayram deyince daha çok hakka ulaşma, vuslat. Kurp, yakınlaşma. Evet, yani hakla yakınlaşan bayramı yakalamış oluyor, bulmuş oluyor. Dolayısıyla hani anladığımız manadaki kurban kesme ritüelleri şeyleri pek tekke edebiyatında pek fazla görülmüyor doğrusu. Onlar vuslata erdikleri zaman bayram kabul ediyorlar. Evet. Aşktan lezzet aldıkları zaman bayramı bulmuş oluyorlar ama gerek divan edebiyatına gerek halk edebiyatımıza yoğun bir şekilde Kurban Bayramı da yansımış. Eyvallah. Diğer bayramlar gibi. Mustafa Hocam şunu sormak isterim. İsterseniz eserden sonra konuşalım ama ben soruyu yönelteyim size. Aslında kurban mevsimi bizim bayramla sınırlandırdığımız bugünkü anlamda hani ulaşım araçları da oldukça hızlı. Buraya sınırlandırmamak lazım. Eski dönemleri göz önüne aldığımızda kurbanın epey öncesinden başlar. Hatta tabii. Ramazan'dan önce başlar. Ve o yolculuklar birbiri ardına ziyaretleri takip ederek geri dönüş. Aslında belki mükemmel hac o zaman ortaya tabii, çıkacak evet. Değil mi? İşte o yola yolculuğun ifadesini güzel bir şekilde Urfalı Nabi hani anlatıyor ya. Evet. Sakın terki edepten. Yani aslında hac da bir nevi edep giyinmek. Orada edebini tam anlamıyla giyinip geri dönüp artık o edepten bir daha geri dönmemek üzere söz vermenin adıdır. Urfalı Nabi'nin sakın terki edepten köy-i mahbubi hudadır bu diyerek sözlerimize devam edelim. Sakın terki edepten köy-i mahbubi hudadır. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın hâbgâhıdır. Fazilette tefevvüt kendi arşı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakin pertevinden oldu deycûy Adem zâil. Hamadan açtı mevcudat, düçeşmin tutiyadır bu. Felekte mah-ı nevvâhusselâmın sine çâfidir. Bunun kandili ceza, matla-i nur-u ziyadır. Müraat-ı edep şartıyla gir nâvi bu dergâhe. Metâf-ı kutsiyadır, bu segâh-ı enbiyadır. Sakın terk et.
efendim, Enderun'dan nameler. Bu şirin mekan İstanbul'a 328 yıl dergahlık yapmış olan Yeni Kapı Mevlevihanesi'nden devam ediyor. Bu tarihi mekanın atmosferi içerisinde biz o güzel ayı konuşuyoruz, Zilhicce'yi konuşuyoruz. Biraz evvel Mustafa Hocam'la bırakmıştık sözü. Hemen isterseniz oradan devam edelim. Buyurun. Yani aslında Zilhicce ayı hem hüznün hem de sevincin aynı anda yaşandığı nadir aylardan bir tanesi. Çünkü insanlar kurban keserken bir taraftan Allah'a yakın olmanın ve onun emrini yerine getirmiş olmanın sevincini yaşıyor. Diğer taraftan hacca gitmiş olan insanlar memleketlerine dönmenin sevincini yaşarlarken, diğer taraftan Mekke-i Mükerreme'den ve Medine-i Münevvere'den ayrı olmanın hüznünü bir arada yaşıyorlar. Ve bu durum özellikle edebiyatımızda çok ciddi aksler uyandırmış, makes bulmuştur. Belki Azmi Hocamız bu konuyla ilgili, edebiyatımıza yansımalarıyla ilgili bir şeyler söylemek ister. Bendeniz Nabi'den biraz önceki güzel Naat-ı Şerif'i okuyunca artık seyircilerimizden de yazmaya başladılar. Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz. Biz neşatın da gamında rüzgarın görmüşüz diye hemen göndermişler. Evet, evet hocam, edebiyat demişken sözü bırakalım size. Evet, edebiyatta her çeşit olay, hüzünlü, kederli, neşeli olaylar yansıyor demiştik. Bayramlar tabii işin sevinçli tarafı. Divan şairlerimiz kasidelerde özellikle padişahları anlatırken, padişahları överken İdiye adı verdiğimiz bir nesip bölümünde İdiyelerden bahsediyorlar. Yani bayramiye. Bayramiye, bayramiyelik, bayramlık gibi bayramiyelik sözler diyebiliriz. İdiye'nin tam Türkçe karşılığı. Burada padişahtan işte bazı ihsanlar, ikramlar görmek istiyorlar. Bayramları da bir vesile kılıyorlar. Yani sadece dini bayramlarda değil, mesela Nevruz Bayramı'nda da bu tür kasideler sunuyorlar padişahlara ve padişahlar da bunun karşılığında her zaman olduğu gibi şairlere ikram, izzet de bulunuyor, ikram ediyorlar, caize hediyeler veriyorlar. Bu vesileyle mesela bayram, özellikle dini bayramlar dolayısıyla hapishanedekileri serbest bırakabiliyor mesela Osmanlı padişahı, af çıkarabiliyor. Mesela Ahmet Paşa'nın bu vesileyle yazdığı bir kaside de var padişaha. Hani Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'dan sürgün ediliyor Bursa'ya. Tekrar affedilmesi için Fatih'ten sonraki hükümdara, padişaha bir bayramiye yazarak ondan işte mahpusları bile affediyorsun, bizi niye affetmiyorsun manasında padişaha bu vesileyle mesela kendisinin affedilmesini isteyen, kendisinin affedilme isteğini belirten bir idiye vesilesiyle şiir yazıyor. Bunlar Ramazan kadar yok mudur? Yani edebiyatımızda aslında özellikle edha olan, yani kurbanla alakalı olanlar, Ramazan bayramına yazılmış olan bayramiyelerden yani daha az. Yani tabii istatistikini yapmadık. O anlamda ne kadar gözünüze çarpan, yani yoksa biz mi daha çok onunla ilgilendiğimiz için onlara rastlıyoruz? Değil aslında bence. Var mıdır? Yani pek Ramazan bayramından geri kalır değil. Kurbanla ilgili merasimler olsun. Mesela Osmanlı saraylarında da teşrifatlar yapılıyor bayram dolayısıyla. Evet. Bütün bürokratik kesim belli bir şeyde, salonda. Sürre var mesela değil mi? Sürre. O ayrıca tabii sürre alayları ayrıca var da. Yani merasim haline getirilmesi evet. Deyince hani bu kadar önem veriliyor. Tabii anlamında. Yani özellikle tabii. Dini bayramlarda padişahın işte sabah saraydaki bürokratik kesimle bir de ayrıca daha alt seviyedeki diyelim yani evet. Tabaka tabaka biliyorsunuz Osmanlı sarayında
bayramlaştıktan sonra mesela çıkıyor bayram namazı için işte Ayasofya'ya gidiliyor falan. Sonra namaz kılındıktan sonra tekrar teşrifatlar oluyor. Yani bütün bunlar aslında şiire yansıyor. Yansıyor. Aslında dediğiniz gibi bizde tasavvuf musikisi repertuar içerisinde pek çok eser var. Evet. İçerisinde hacdan, Kabe'den, Ravza'dan, kurbandan bahsediyor. Ama biz onları sadece ilahi olarak okuyup geçiyoruz. Evet. O anlamıyla belki gözümüze çarpmıyor. Mesela şimdi sizin memlekete doğru gidiyoruz. Evet. Ladikli Hacı Ahmet Ağa'nın, sağ olsun Ahmet Şahin kendi sesinden notaya almıştı bu eseri. Evet. Kimler yapmış oğlu Ravza'nın yapısın, melekleri açmış tavaf kapısın diye güzel bir şiir var. Dolayısıyla repertuarımızda da aslında orayı güzel bir şekilde tasvir eden eserler var. Evet sevgili seyircilerimiz, biraz evvel atlamamak için biraz çaba sarf ettim. Evet, Urfa'dan selamlar demiş. Urfalı Nabi'yi anınca kıymetli seyircimize ve Urfa'ya selam ediyoruz. Ve Ladikli Hacı Ahmet Ağa ile sözlerimizi sürdürüyoruz efendim. Buyurunuz. Kimler yapmış ol Ravza'nın yapısı? Kimler yapmış ol Ravza'nın yapısı? Melekleri onu tavaf ettirirler.
Salatullah, selamullah. Efendim, Enderun'dan nameler canlı olarak huzurlarınızda ve tüm ekibimizle birlikte devam ediyoruz. Bu yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Ve tabii belki programımızın başında söylememiz gerekirdi. Hemen geçmiş Kurban Bayramınızı da tebrik ederek sözlerimize devam edelim. Zilhicce'yi konuşmaya devam ediyoruz. Buyurunuz. Tabii Mekke ve Medine'ye ulaşmak, evet, hacı olup dönmek çok itibarlı bir iş eskiden. Çünkü zahmetli bir iş Mekke Medine'ye ulaşmak. Aslında bu yolculuğu kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi de musiki. Çünkü gerek Surre giderken, gerekse hacıları uğurlarken, gerekse karşılarken okunan musiki eserleri bir anlamda bu yolculuğun caizesi olarak adlandırılabilir. Yani insan hacca gidip gelirken bir taraftan zahmetini unutması, heyecanını hiçbir zaman için kaybetmemesinin en önemli yolu musikiyle karşılanıyor. Ve tabii musikinin esasını da edebiyatımız oluşturuyor. Evet, yani bayram vesilesiyle salalar mesela pek günümüzde verilmiyor. Bayram salaları, salalarından, evet, şiirde bahsediliyor. Bayramda sala verildiği, bayramın gelişini haber vermek için bugün pek yaşamıyor. Hacılar bayramı denirdi mesela eskiden bizim çocukluğumuzda memlekette. Kurban Bayramı'na Hacılar Bayramı adı verilirdi. Hacı Bayram Veli mesela, niye Hacı Bayram Veli diye araştırmıştım ben işte bu programa çıkarken. Şeyhi Aksaray'ı
onu onun ilk karşılaşması Hacılar Bayramı'nın ilk günü olmuş. O yüzden bundan sonra senin adın Bayram olsun demiş. Ha. Yani Hacı Bayram Veli'nin Hacı Bayram diye anılmasına sebep de bu Hacılar Bayramı yani. Hocam çok güzel bir bilgi bu. Hacılar Gerçekten. Bayramı'nda rastlaştıkları için ilk buluşması o zaman Hacılar olduğu için. Bayramı. Evet, Şeyhi Hacı Bayram Veli'ye demiş ki bundan sonra sizin isminiz Bayram olsun demiş. Böylece Bayramiye Tarikatı dediğimiz bir tarikat da Hacı Bayram Veli'den sonra ortaya çıkmış, yayılmış. Evet. Dolayısıyla biraz önce söylemiştik tekke edebiyatında doğrudan kurbanın anlatıldığı, doğrudan kurban bayramının anlatıldığı şiirler pek rastlanmaz dedik ama bu anlatılanların hemen hemen hepsi aslında Hacılar Bayramı dolayısıyla hacca gitmek, orada Ravza-i Mutahhara'ya yüz sürmek, efendim Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek, Kabe'yi ziyaret etmek, bütün işte biraz önce okuduğunuz ilahiler veya işte Urfalı Nabi'nin yazdığı o şiir Peygamberim için işte Peygamberimiz için sakın terki edepten köyü mahbubu dadır bu diye başlayan o şiiri de hep bu Hacılar Bayramı yani Kurban Bayramı dolayısıyla yazılmış şeyler bunlar şiirler. Tekke edebiyatında da doğrudan zaten diğer Ramazan Bayramı olsun, Kurban Bayramı olsun bu bayramlarda yapılan işler pek anlatılmaz. Yani tekke şiirinin ruhuna uygun değildir bu zaten. Ama sembolizm var arkasında. Sembolik olarak oraya işaret ediliyor. Ama tabii sonuçta anlatılanların çoğu bu bayramlar vesilesiyle kazanılmış şeyler. Bir tane eser var şimdi sırada. Tam da anlattığınız konuyla tetabuk oldu. İşte geldi İd-i Edha, edelim canlar feda, gidelim hac yoluna, eyleyelim hacı eda. Evet. Bu Ahmet, Güfte yazarı bunun Ahmet ama hangi Ahmet olduğunu doğrusu bilmiyorum çünkü sözde yok burada. Yani Kurban Bayramı'na bizzat vurgu yapan şiirler de var. Evet tabii. Sadece tabii var. Yani onu anlatan şiirler biz var. Biz işte dediğiniz gibi biraz önce Ramazan Bayramı daha çok hep işlenmiş falan için, zannediyorduk. Aslında evet. Kurban Bayramı'nda... O Fuzuli'nin hocam meşhur bir beyti var. Neydi o? Kurbanın am senin miydi? Evet, o yılda bir kurban keserler halkı alem ıydı için. Dem bedem saat be saat ben senin kurbanın am diyor Fuzuli. Eyvallah. Yani bu artık Fuzuli'nin şiirlerini tasavvufi anlamda da yorumlamak mümkün. Normal karşı cinse duyulan bir sevgi olarak da yorumlayabiliriz bunu. Yani mecazi olarak. Sevgilisi için diyor ki, millet senede bir defa kurban eder şey için bayramda ama ben senin yoluna dem bedem saat be saat her zaman kurbanın olurum diyor. Yani divan şiirinde aşık sevgilisi için her zaman bin kurbandır. Canı olsa bin defa feda eder. Yani. Eyvallah. İşte geldi İd-i Edha, edelim canlar feda, gidelim hac yoluna, eyleyelim hacı eda. Ki bu eser klasik repertuarımızdan bir eserdir. Çok sık okunmayan ve duyulmayan eserlerden bir tanesidir. Yine bu eserin ardından Selahattin Uşakı'ya ait çok güzel bir Nâd-ı Şerif. Aşkınla benim halim hoştur ya Resulallah. Fikrinle amalim hoştur ya Resulallah. Buyurunuz. Thank you.
Namiler devam ediyor. Hani programın başında söyledik ya, onun isminin geçtiği sözler güzelleşir. Şeyh Galip'in dediği gibi, efendimsin cihanda itibarım varsa sendendir. Meyan-ı aşıkanda iştiharım varsa sendendir. Aşıklar sofrasında bir yerimiz varsa, evet, senin bir şöhretimiz, ismini, bir namımız varsa, evet, senin yüzü sendendir diyor. Evet, bu arada sosyal medyadan da arkadaşlarımız bizlere duygularını, düşüncelerini göndermeye devam ediyorlar. Geleneksel Türk müziği, ilahiler, kasideler olmasaydı ne yapardık, ne yapardı kim bilir diyor arkadaşımızın bir tanesi. Evet Mustafa Hocam, biraz önce Üveysi Ladik Hacı Ahmet Ağa'dan bahsedecektik. Evet. Birkaç cümle söyler misiniz? Hem hemşeriniz olması hasebiyle. Evet. Ya şimdi geçen yüzyılda aslında Anadolu'daki birçok şehirde şehrin manevi hayatının geçmişle bağlantısını kuran önemli şahsiyetler ortaya çıkmış. Ladikli Ahmet Ağa da aslında Konya'da bu bağlantıyı sağlayan önemli şahsiyetlerden birisi. Bir taraftan geçmişteki insanların gündelik hayatında neyin ne şekilde var olması gerektiği manevi anlamda bunun en güzel örneğini vermiş önemli bir şahsiyet ve izi bugün hala Konya'da devam ediyor. Değil mi? O bakımdan işte aslında onların bir anlamda eserlerinin mesela ümmi bir zat o. Evet. Onun sözlerinin bu şekilde kitaba girmesi, musikiye aksetmesi aslında onun bereketinin ve aslında sözlerdeki Hazreti Peygamber aşkının hikmet ve irfanı da bir taraftan. Hikmet ve irfanının yansıması, evet, yani. Bu anlamda düşünmek lazım. Zaten haç olsun, bayram olsun, bizim hayatımızdaki her türlü ibadetin bir anlamda bizi eğitici bir yönü vardır. İşte bu eğitici yönünü biz bu musiki eserlerinde de gayet sarih bir şekilde görmekteyiz. Evet. İşte rahmetli Ahmet amcamız da Konya'da öyle bilinir. Bu hususun en bariz örneklerinden birisi. Allah, evet, rahmet eylesin. Eyvallah. Ladikli Hacı Ahmet Ağa'dan acizane birkaç tane eser yaptım. İlk programın açılışında okuduğumuz ikinci eser de ona ait. Ona ait. Evet. Zaten bir de şu var, o tip zatların manevi anlamda desteklerini almak insanın hayatında bir takım füyuzatlara, feyizlere, eyvallah, sebep olur. Bütün bunların hepsi biliyorsunuz Peygamber Efendimizin sevgisine, neticede Cenab-ı Allah'a ulaşmaya, ona vasıl olmayı, her şeyde onu aramaya bizi götürüyor. Biraz önce söyledi ya, sorun lazım. Ahmet'i orada bilirler diyor. Evet. Bu önemli bir laf. Yani evet. Sorun Ahmet'i orada bilirler demek. Yani işte, evet. Bu çerçevede hem düşünmek lazım. Hem kendi adı Ahmet, evet, hem Peygamberimizin, evet, adı Ahmet. Evet. Kıymetli hocam, bizim Kurban Bayramı namıyla edebiyatımıza yukarıdan şöyle tepeden gözüyle baktığımız zaman ilk aklımıza çarpan şair, gözümüze çarpan İlk defa İdiye konusunu işleyen 15. yüzyılda, biraz önce de söylemiştim, Ahmet Paşa. Ahmet Paşa. Yani belki daha önceden de yazılmış vardır ama 16. yüzyılda birden artıyor mesela İdiye'ler. Bu bize gösteriyor ki daha önceki yüzyıllarda da aslında bayramla ilgili şiirler mutlaka yazılmış. Evet. Ama Anadolu sahasında düşündüğümüz zaman ilk İdiye örneğini 15. yüzyılda görüyoruz. Daha sonra işte Baki'den tutun da Nedim'e kadar, hele Nedim'de İstanbul'daki bayram şenlikleri,
bayram merasimleri hem sarayda hem halk arasında efendim ayrıntılı olarak Nedim'in şiirine 18. yüzyılda zaten girmiş. Fuzuli'den biraz önce zaten örnek verdik. Mesela Nahifi diye meşhur bir şairimiz var. Nahifi. Bu, Nahifi. Nahifi değil yani. Yok, Nahifi. He var. Bu Mesnevi şarihi olan Mesnevi, değil mi? Mesnevi, evet. Ha, anladım. Tercüme eden. Mesela Nahifi'nin de kurbanla ilgili yine biraz önce Fuzuli'nin sevgilisi için yazdığını düşünebileceğimiz veya Cenab-ı Hak için de yazması mümkün olan bir beyit okumuştuk. Nahifi'nin de kurban olmakla ilgili güzel bir beyti var. Onu da lütfen, bu arada söyleyelim. Lütfen. Diyor ki, göz gördü, gönül sevdi seni ey yüzüm ahım. Kurbanın olan var mı benim bunda günahım? Göz gördü, gönül sevdi. Ey ay yüzlüm diyor. Şimdi, yani ben, hani, yani gayri ihtiyari olarak ya, ben sana aşık oldum. Mana yani, şairin batınında gizliymiş ya. Evet. Belki bir gözle gördü. Bilmiyoruz ki. Artık manevi yani, gözle gördüyse. Fuzuli tekin bir adam değil. Tabii, evet. Değil mi? Yani, tabii. Mesela bu bir gazeldendir. Evet. Hani bu bir idiye falan değildir. Normal gazel. İşte malum gazel aşık, sevgili için yazılmış şiirlerdir. Orada da mesela gerçekten bu kurban olmak meselesini çok güzel bir şekilde işliyor. Yine mesela bir anekdot da şeyden anlatalım. Bunlar halkın hayatına da yansımış. 19. yüzyıl şairlerimizden yine 18. yüzyılda efendim Ragıp Paşa ve Haşmet var. 18. yüzyıl divan şairlerimizden hem devlet adamı. Bunlardan ikisinden birisi. Kesin olarak tam bilmiyoruz. Aynı yüzyılda yaşamış bir de hanım şairimiz var, divan şair. Fıtnat Hanım. Fıtnat Hanım, evet. Bir gün Beyazıt'ta Fıtnat Hanım kurbanlık bakıyormuş. Oradan Haşmet veya artık Ragıp Paşa mı hangisi kesin belli değil şeylerde. Demiş ki Fıtnat Hanım'ın duyacağı bir sesle, bu sene de ben kurban olayım demiş. Fıtnat Hanım'a duyuracak şekilde. Fıtnat Hanım hemen hazır cevap, boynuzlu kesmeyeceğim bu sene demiş. Of 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 of. Yani kurban bayramı yaşanılan hayatta da bizzat insanlar arasında devam ediyor. Yani kurban olmak meselesi. Eyvallah. Efendim şairler arasında birbirlerine böyle latife yapmaya da vesile oluyor. Fıtnat Hanım deyince çok su götürür bir mevzu açılır. Zira Fıtnat Hanım'ın öyle nüktedan nazireleri çok var. Birkaç tanesinde Dursun Gürlek hocamız özellikle o şiirleri güzel ezberler. Bir de bu şiir ezberleme işi biraz yetenek işi. Evet. Ondan dinlemiştim. Maalesef böyle bir saatlik program içerisinde hem Zilhicce'yi konuşup hem şairlerin tabii dilinden çok zor, çok zor. Bayramı konuşmak zor geliyor. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bugün bu güzel mekanda bizlerle birlikte olduğunuz için kıymetli hocam. İnşallah ilerleyen programlarda kısmet olursa bizler çünkü seyircilerimizin huzurunda Enderun'da namelerle tekrar tekrar beraber olmayı arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Zannediyorum onlardan da gelen olumlu tepkiler onu gösteriyor. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah. Dualarınızla İnşallah. Ve güzel katkılarınızla bu program devam etmiş olacak. Kıymetli arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ve size sizlere teşekkür tekrar ediyoruz. Teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü. Ediyoruz. Efendim bugün canlı yayında Enderun'da namelerle huzurlarınızdaydık. Yaklaşık bir saatlik zaman doldurmak üzereyiz. Maalesef zaman biraz kısa geliyor olsa da bizler o zamanı mümkün olduğunca iktisatlı kullanarak bu programı hazırlayıp deruht edip sizlere takdim etmeye çalıştık. Güzel bir hacı uğurlama ilahisi ve ardından Şeyh Galip'in meşhur naatiyle sizlere veda edeceğiz. Geçtiğiniz yollara bizden selam götürün. Hak dost diyen dillere bizden selam götürün. Naat ise Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümeccedsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi de seram etsin efendim. Menşur ile amrükle müeyyetsin efendim.
Sen Ahmedü Mahmudü Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Hani dedik ya, onun isminin geçtiği sözler güzelleşir. Onun isminin yazıldığı yerler güzelleşir. Biz de o güzelleşmeyi arzusu, güzelleşmek arzusuyla huzurlarınızdaydık. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde Enderun'dan namelerle huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Dualarınızı da bekliyoruz. Hoşça kalın. Muhabbetle kalın. Selametesin efendim.
menşur ile amrüklen yedisin efendim. Hak'tan bize sultanım eyyedsin efendim. Hutben okunur minberi iklimi bekadan. Hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada. Gülbangi kudumun çekilir arş-ı hudada. Sen Ahmet Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Zemzem içsem.